dünyanın en prestijli müzik ödülü olan Grammy Awards'a adayı oldu. Okan Ersan'ın 5 daldaki Grammy başvurusu akademi üyelerince onaylandı ve böylece sanatçımız Grammy yolunda çıktı. Kıbrıslı Türk ünlü sanatçı Okan Ersan 12 Şubat 2012'de Los Angeles'ta gerçekleşecek 54. Grammy ödüllerinde 5 kategoride yarışacak. Ersan yine albümü Reborn Journey'de yer alan Quantum Missing Myself ile en iyi gitar solosu, Reborn Journey albümüyle en iyi enstrümantal albüm ve en iyi sound dallarında yarışacak. Diğer iki kategoride ise yeni albümünde Akdeniz ezgileriyle harmanlanmış The Mediterranean Breeze parçası en iyi enstrümantal kompozisyona aday oluyor. En iyi enstrümantal düzenleme dalında ise İstanbul Without Midnight ile Grammy yolunda yürüyecek. Kıbrıs TV'ye konuşan Okan Ersan devlet yetkililerinden manevi destek bekliyor. Böyle bir başarıya görmezlikten kalacak kadar aciz bir duruma düştük. Yani tabii ki devletin sorunları var. Politik olarak var, ekonomik olarak var. Eğitimsel sorunları var, birçok alanda sorunları var. Ama devlet yapan bütün bu sorunlar varken aynı anda da ülke içinde gerçekleşen birçok başarıya ve güzelliklere de motive olabilmesi değil midir? Yani hep sorun mu var sadece, başka bir şey yok mu? Yani ben kendim şahsen Okan Ersan olarak ispatlandım diye düşünüyorum ki bu ülkede Gönyeli'de küçük bir apartman dairesinde yaşayarak yani Amerika'da albüm çıkarmışım, Los Angeles'ta plak şirketinde record kampanyasıyla çalışıyorum. Bütün dünyada iTunes Store'larda ve bütün Avrupa'da ülkelerde herhalde albümümü satılıyor. Senede 10 tane konser veriyorum bütün dünyada. Ve bu Gönyeli'de oturuyorlar, yani burada yaşıyorlar. Yani hani dünya çapında başarılı olan birçok Kıbrıslı var, politikada, sanatta vesaire. Ama hiçbiri burada yaşamıyor. Okan Ersan başarısının görmezden gelinmesine kızgın. Bizim bugüne kadar şikayet ettiğimiz işte bu ülkede bir şey olmaz, bu ülkede bir şey çıkmaz, bu ülkede sıkıntı var, bu ülkede izolasyon, hepsi doğrudur. Ama bireysel olarak bir adamın bütün bunları aşarak bazı şeyleri başarması da bir örnek teşkil edebilir toplum içinde. Sadece bu başarımızın takdir edilmesini. Tabii ki takdir edilmesine farkında olunması. Evet. Destek değil istediğim. Teşekkür de değil. Yani bir iyi temenni birisi mesela böyle bir şey yapmışsın bir adam. Yani tebrik ederiz, bir şeye ihtiyacın var mı diye sorsan motivasyondur. Yani av meraklılarının sabırsızlığı.